Merhabalar, Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Mesut Varlık ben, Editörün Defteri programında yeniden bir aradayız. Bir süre bildiğiniz gibi yayınımıza ara vermiştik. O zamanlar YouTube üzerinden yayın yapıyorduk. Genelde arkamda benim evin salonundaki kütüphanem oluyordu. Ama artık Artı TV'nin stüdyolarında programımızı gerçekleştiriyoruz. Böyle devam edeceğiz bundan sonra. Ve bu yeni dönemimizde programımızda küçük bir girişlerde artık edebiyat turuyla bu haftanın edebiyat ve kültür hayatındaki gelişmelerine dair küçük bir tur atacağız. Şimdi onu izleyelim, ardından programımıza başlayalım. Ünlü yönetmen, tiyatro insanı Peter Brook 97 yaşında vefat etti. Birlikte çalıştığı oyuncuların dünyanın en iyi yönetmeni olarak andığı Brook, birçok oyuna imza atmakla kalmadı, tiyatroyu, sahneyi kelimenin tam anlamıyla dönüştürdü. Açık sahne teorisiyle sahne dünyasını derinden etkileyen Brook'un Boş Mekan kitabı Türkçe olarak da yayımlanmıştı. Hala yayın hayatına devam eden en köklü edebiyat dergimiz Varlık bu yıl 90 yaşına giriyor. Yaşar Nabi Nayır'ın genç yaşında kurduğu Varlık dergisi bugüne kadar Türkçe edebiyatın nabzını tutmaya, yeni yazarlarla okurları buluşturmaya, kültür hayatımızı renklendirmeye devam ediyor. Yaşar Nabi'nin ardından Kemal Özer'in, Enver Ercan'ın ve bugün de Mehmet Erten'in yayın yönetmenliğinde hazırlanan Varlık dergisi aylık olarak edebiyat severlerle buluşuyor. Petrolü Durdurun adlı iklim aktivisti örgütün iki üyesi geçtiğimiz hafta Britanya'daki Ulusal Galeri'de sergilenmekte olan John Castab'ın The Hay Wain adlı 1821 tarihli tablosuna kendilerini yapıştırarak ses getirdiler. Tablonun üzerinde eylemciler fosil yakıtlara bağımlılığın kırsal bölgelerdeki etkisini gösteren kendi versiyonlarını da yerleştirdiler. Bu eylemi birkaç yıl içinde 40 yeni fosil yakıt projesine lisans vermeyi planlayan Britanya'yı protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirttiler. Tekrar merhabalar. Efendim, Editörün Defteri'nde bu haftaki yayınımızda uzun zamandır görmediğimiz bir şekilde bir yayıncılık aslında olayıyla, edebiyat olayıyla bir aradayız. Şöyle göstereyim, bir kutu halinde gelen Bener ailesinin bütün yazar üyeleri artık bir yayın evinde, Everest Yayınları çatısı altında toplandılar ve bütün eserleri bir arada yayınlanıyor ve ilginç sürprizlerle, özel baskıyla hazırlandı bu kitaplar. Şimdi bütün bu külliyat üzerine görüşmek, konuşmak üzere Bener ailesinin yaşayan en genç yazar üyesi Yiğit Bener bizlerle. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk Mesut Bey, merhaba. Merhabalar. Şimdi şu bütün Bener külliyatının aynı çatı altında toplanması, bir külliyat halinde yayınlanması meselesinden başlayalım. Nasıl çıktı, kimden çıktı bu fikir, nasıl bir süreçti? Şöyle diyeyim aslında, ben çok uzun yıllardır babamla amcamın, yani Erhan Bener'le Vüsat Bener'in aynı çatı altında toplanmasını çok istiyordum. Hatta o açıdan çalmadığım kapı kalmadı diyebilirim. Neden derseniz, çünkü ikisi de tabii edebiyat tarihimizde çok önemli iki yazar. İkisini ayrı ayrı çok değerlendirildiler. Haklarında yazılar yazıldı, ödüller aldılar. Ancak ikisinin yazınsal akrabalığı, yani yazınsal etkileşimi üzerine pek bir çalışma ve araştırma yapılmadı bugüne kadar. Hatta evet, hiç yapılmadı diyebilirim. Bu da bana hep tuhaf geldi, çünkü hem özel yaşamları hem edebi yaşamları çok iç içe girmiş iki yazar. Şunu düşünmüştüm, aynı çatı altında toplanırlarsa belki buna dikkat çekmek daha kolay olabilir. Çünkü amcamı kaybedeli 2005, 18 yıl oldu. Evet, babamı kaybedeli 14 yıl oldu. 15 yıl oldu hatta. Öldüklerinden bu yana bu çaba içinde oldum. Başaramamıştım bugüne kadar. Sonra işte Everest Yayınları'nın başına Saadet Özen geldiğinde, işte babamın kitaplarının telif hakları zaten Everest'teydi. Hem tanışmak hem de babamın kitapları hakkında ne yapmayı düşündüklerini konuşmak üzere randevu istedim. Gittik, buluştuk. sohbet etmeye başladık. Tabii kısa sürede o yayıncı şapkasını bıraktı. Ben yazar varisi şapkamı bıraktım ve edebiyat üzerine konuşmaya başladık. İşte aynı aileden 3 yazar çıkmasının ilginçliği üzerinde durduk. Ben dedim ki bir 4. yazar daha var. Aslında halam da roman yayınladı ama Bener soyadını kullanmadan yayınlamıştı o. Evet, Bilge Bölükbaşı adı altında. Rahmetli eşi Atilla abinin soyadıyla İlke Bener Bölükbaşı'nın eseri. 4 yazar olunca tabii iş daha da ilginçti. Ben dedim hatta bir 5. yazar da olduğu söyleniyor. Aile içi bir söylence bu aslında. Çünkü dedem Raşit Bener'in de bir roman yazdığı hep aile içinde konuştu ama bu bir söylence çünkü kitap yoktu ortada. Yani yayınlanıp yayınlanmadığı dahi bilinmiyordu. İşte babam bahseder söyleşilerinde, amcam bahseder. Adı biliniyor. Ümid-i Afil diye bir roman. Ben deyince Saadet çok heyecanlandı tabii. O tarihçi merakı da olduğu için işte aile arşivi, fotoğraflar onun çok ilgisini çekti. Edebiyat tarihi açısından yaklaşmak ilgisini. Ya belki onu da buluruz bir yerden dedi. Canım dedim nereden bulunacak? Ve tabii gitti buldu eliyle koymuş gibi. Tabii eski Türkçe alfabeyle yazılmış kitap. O yüzden de tabii bulunması çok zor. Bir de daha ilginci tabii dedem bunu kendi adıyla yayınlamamış. Akma isimle yayınlamış ve bir kadın ismiyle yayınlamış. Roman 1913 tarihinde. Dedem 1890 tarihli bir Osmanlı erkeği ve yeğeninin yani filozof Cemil Sena'nın kızı Seyhan'ın adıyla Bin Tahlim Seyhan diye yayınlamış kitabı. Romanın anlatıcısı da bir kadın. O da çok ilginç. Oraya tekrar geliriz belki. Birden aileden 5 yazar olduğu ortaya çıktı bu şekilde ve Saadet bunun üzerine dedi ki peki dedi ailenin bütün yazarlarını niye bir arada toplamıyoruz? Yani beni halamı ve dedemi de tabii vizyonu genişletmiş oldu böylece. Ama dedim yani bu sadece bir yeniden basım olmasın, daha farklı bir edebi proje oluşsa daha anlamlı olur derken kafa kafaya verdik ve bu Yazınsal Akrabalıklar dizisiyle beraber bir bütünsel edebi proje haline getirdik bunu. Açık söyleyeyim yani ben hep müstehcen konular diyorum işte paraydı, puldu, tanıtımdı, kaç satacak, kaç... Bunları hiç konuşmadık. Biz proje üzerinde sıkıştık. Gerisi ondan sonra sözleşmeler şu bu sonra halloldu. Ve hemen oturduk ciddi bir şekilde ön hazırlığa başladık çalıştık. Çünkü ailenin çok zengin bir arşivi var. İşte mektuplar, yazılar, belgeler, fotoğraflar, filmler, videolar çok ciddi bir arşiv var. Yani bir tarihçinin, edebiyat tarihçinin çok mutlu olacağı bir birikim var orada. İştah kabartıcı. O da atıl duruyordu. Çünkü sonuç olarak ben bir yere kadar bir şeylerle ilgilenebiliyorum ama o ayrı bir profesyonel iş. İşte Everest'in genç ekibiyle beraber hemen o çalışmalara başladık. 5000'in üzerinde fotoğraf tarandı. Belgeler tarandı ki daha işin çok başındayız aslında arşiv araştırmasında. Ve işte o bir yıllık hazırlığın sonucunda da bu projeyle yola çıktık. Bu yıl tabii amcamın doğumunun 100. yıl dönümü Visat Orbener'in. Onun için onun eserlerine öncelik verdik. Tüm eserlerini bir seferde yayınladık. O işin ayrı bir edebiyat olayı ama tabii bu açtığınız kutuyu açtık. Bu yazınsal akrabalıklar aslında bu projenin bel kemiğini oluşturuyor. İlk seferde 6 kitap çıktı burada. Bu kitapların amacı da ailenin yazarlar arasındaki yazınsal bağları ortaya koymak. Çünkü hani bir aileden 5 yazar çıkması zaten dünyada da pek fazla örneği olmayan bir ilginçlik. 3 kuşak yazar var. Ama tabii bu yazarların bağlantıları da var. Sadece herkes kendi köşesinde yazmakta yetinmemiş. Şimdi babamla amcamın diyorum etkileşimi üzerine hiçbir araştırma yazılmamış, doğru dürüst makale yok. 2 makale var benim bildiğim. Feridun Andaç'la Birsen Ferahlı'nın makaleleri. Onları da biz konuştuk. Ondan sonra dönüp baktılar kitaplara, makaleleri. Çok da güzel, etkin 2 makale. Bir araştırma yok. Bunu ortaya koymak lazımdı. 2 yazarın çünkü hem birbirlerinin ilk okuru olmuşlar uzun süre. Birbirlerinin kitaplarını okumuşlar, eleştirmişler, tartışmışlar. İşte ortak aynı dönemin 2 insanı aralarında 7 yaş farkı olmasına rağmen çok iç içeler. Yaşamları iç içe, edebiyatları iç içe ama ikisi de çok farklı 2 yazar. Gerçekten özgün. Üslupları farklı, dilleri farklı, konuları farklı, yaklaşımları farklı. Biri daha çok roman ağırlıklı yazmış ama öbürü öykü yazmış ama babamın da 8 cilt öykü kitabı var. Pek az konuşulan bir şey. Amcamın 2 romanı var. Yani o etkileşimlerin üzerinde durmak gerekiyordu. Bu kutuyla o çalışmayı ortaya koymaya çalıştık. Bir de tabii arşivi deşerken sürprizler de çıktı karşımıza. En şey tarafı orası zaten. İştah açıcı tarafı orası. Bir dedemin romanının çıkması çok büyük bir sürpriz oldu bize. Ümid-i Afil. Bunu da göstermiş olalım. Hakikaten bir de tabii kıymetli bir keşif. Eski Türkçeden bugünkü alfabeye aktarmak gerekti. Sonra hem günümüz Türkçesine uyarlanmış hali hem orijinal halini birlikte bastık benim bir sunumumla beraber. Bu kitaptan babamın yayınlanmayan ilk romanıyla, bu arşivden amcamın yayınlanmayan ilk oyunu çıktı. Şimdi oyunu ben biliyordum. Daha evvel de önermiştim ama çok ilgi görmemişti. Ama babamın romanı o söyleşilerinde bahseder bir şu yayınlanmayan ilk romanı oldu. Evet. Loş Ayna. Ama ismini söylemiyordu hiçbir yerde. Evet, bu Loş Ayna ismini aslında biliyoruz. Tabii. Ama bu metin değilmiş. O onun hikayesine babamın kadar. 3. romanı Loş Ayna. Amcamın Yabancı adlı oyununda da kendi el yazısıyla içeride yazmış Hikmet Erhan Bener'in Loş Ayna oyunundan oyuna piyese adapte olmuştur diyor. Yani ona nazire yazılmış bir oyun. Şimdi çalışmaya koyulduğumuzda bu yazısı akrabalıkların editörü Didem Ünal Demir çok titiz çalışan, çok değerli bir arkadaşımız. Evet, ona da buradan selamımızı yollayalım. Kitaplarda çok ilginç bir ön söz, sunuş metni de var. Onlara da değineceğim belki birazdan. Dedik ya, dedi, bu Loş Ayna 1961 tarihinde yayınlanmış. Üstad Orhan Bener'in Yabancısı ise 1949 tarihi. Bir tuhaflık var orada. Evet. Bir de metinler birbirine benzemiyor hiç. Oradan uyarlanmış diyor ama çok farklı iki metin. Öyle deyince ben de birden şimşek çaktı. Çünkü arşivde babamın Loş Ayna başlıklı iki lise defterine el yazısıyla yazılmış metni var. Bir de onun daktilo edilmiş hali var. Ben ona baktığımda içeriye çok yani sayfaları karıştırmam, oturup okumadım tabii. Tamam, işte başlık. Çünkü Loş Ayna romanı zannettim. Tamam. Meğer babam ilk yazdığı romana da Loş Ayna adını vermiş. O yayınlanmayınca 3. romanına tekrar Loş Ayna adını kullanmış. İsmi çok beğenmiş herhalde. İşte. Bu arşivdeki Loş Ayna kayıp ilk romanı. Kayıp olduğunu sandığımız ilk romanı. Dolayısıyla ve yıllar sonra ilk kez okurla buluşmuş oluyor. 48'den. 18 yaşındaymış onu yazdığında. Düşünün, yarım yüzyıldan fazla. Evet, evet. Amcamın oyunu da 1949 tarihli. Yani ikisi Ankara'da şimdi buluştuğu işte dönemler. O zaman örtüşüyor. Bu iki kitabı birlikte basmaya karar verdik. O etkileşimi de göstermek için. İşte Didem'in de orada iki metni kıyaslayan, hem içerik olarak hem dil olarak kıyaslayan çok olağanüstü akademik düzeyde bir sunumu var. Şeyi gösteriyor. Yazarların sonraki dil ve uslupların ipuçları bu ilk eserlerinde nasıl uç vermiş. Her biri nasıl farklı sözcükler kullanmayı tercih etmişler. O farklılaşmanın da tohumları orada var. Hikaye anlatırken karakterlerdeki değişimler, amcam aynı karakteri biraz farklı işlemiş, babam daha farklı işlemiş. Bütün bunları ortaya koyan bir sunuş da var. O da çok zenginleştirici bir malzeme. İkisi bu şekilde birlikte yayınlandı. Bu en önemli sürprizlerden biri bu kitap. Yani iki önemli yazarın, düşünün, yarım yüzyıl önce yazılmış ilk eserleri çıkıyor ortaya. Tabii yani Türkçe edebiyat tarihi açısından hakikaten bu paketin kendisi zaten şimdiden ciddi anlamda bu tarihin yeniden yazılmasına yahut ek yapılmasına ne kadar gerek olduğunu gösteren bir çalışma ortaya konmuş. O iki yazarın da ne kadar başından beri birbirleriyle etkileşim altında olduğunu da gösteriyor. Zaten söyleşileri var. İkinci bir kitap bu. Buzul Çağının Yalnızları, yanılmıyorsam en altta kalmış. Şu. Burada ikisinin sözlü tarih kapsamında yaptıkları bir söyleşi var. O söyleşide babam soru soruyor, amcam cevap veriyor ama bir süre sonra başlıyorlar sohbete tamamen. Tabii. Birbirlerinin cümlelerini tamamlayarak. Ve özellikle işte yazın hayatına ilk başladıkları dönemi, çocukluk dönemlerini, gençlik dönemlerini anlatıyorlar. Çok keyifli okunan bir söyleşi. Orada da aslında bunun ipuçlarını veriyorlar, anlatıyorlar. Babam daha erken başlıyor yazıya. İşte ilk aslında aruz vezniyle şiir yazıyor Kayseri'de. Evet. Öğretmenine aşık. Öğretmenine yaranmak için aruz vezniyle şiir yazıyor. Dedem de, Raşit Bener de kendi cebinden para vererek bastırtıyor onu Kayseri'de ki çok yoksul bir öğretmen, yani varlıklı bir ailede değil. Ona rağmen oğluna o desteği veriyor. Babamı yazmaya teşvik etmek için de amcam ona daha çocukken bir matbaacılık oyuncağı almış. Babamı yazmaya teşvik eden unsurlardan biri olduğunu da babam anlatır. Ve babam ilk yola çıkıyor. Ondan sonra bu önümüzdeki dönemde gündeme gelecek bir sürpriz daha var. Onu şimdiden açıklamayayım. Babamın yine yayınlanmayan bir metni daha var. Ve işte bu ilk romanı yazıyor. Götürüyor yayınlatmak için. Yayıncı bakıyor, diyor ki ya, diyor, bu iyi bir roman ama senin yaşta bir çocuk bunu yazmış olamaz, diyor. Bir yerden Fransızca'da biliyorsun, bir yerden sen bunu uyarlamışsındır, diyor. Babam da çaresiz kalıyor, nasıl kanıtlasın. Çünkü hakikaten de metne baktığımız zaman anlıyoruz niye adamcağızın da böyle düşündüğünü. Çünkü inanılmaz sayıda alıntı var. Felsefe eserlerinden, romanlardan, Fransızcadan alıntılar var ve çok da olgun bir metin. 18 yaşında bir çocuk için hakikaten bayağı bütün o gençliğin aşkıyla, enerjisiyle yazmış, döktürmüş oraya. Dolayısıyla babam daha erken başlıyor ve Ankara'ya gittiğinde işte çevresinde o dönemin genç yazarlarından, dostlarıyla bir arada bulunuyor. Amcam da o sırada hala asker. Çünkü okutacak parası olmadığı için dedem onu parasız yatılı olarak askeri okula vermiş. Amcamın da hayatındaki travmalardan biridir. Çünkü hiç sevmediği bir iş o askerlik. O Leyli Meccani. Yani hiç hoşuna gitmeyenmiş ama işte mecbur hizmet bitinceye kadar sürdürdü. Amcam da Etibes'te tayin olunca iki kardeş buluşuyorlar Ankara'da. Amcamın rolü o babamın arkadaş grubunda işte Oğuz Ermuncu var, şair aralarında birlikte işte yazıyorlar, çiziyorlar, tartışıyorlar. Amcam eleştirmen. Ve amcam kendisi anlatmıştı bana, çok da gaddardım diyordu. Düşün, elle yazıyorlar o zaman, tabii. Çoğaltma imkanı da yok. Metni okuyormuş, beğenmedim, çark yırtıp atıyormuş, bu olmamış bunu bir daha yaz diye. Hepsi de amcama hem bir yandan çok hayranlar, tabii, çok saygıları var. Orada. Çünkü çok yerinde eleştirileri var ama bir yandan da diş biliyorlar. Sonra demişler ki otur sen de yaz da görelim demişler. Bir odaya kapatmışlar ve ilk dost öyküsünü o şekilde yazıyor amcam. Ve öykü bir uluslararası yarışmaya katılıyor ve 4. oluyor orada. International Herald Tribune'un bir yarışması. Ve amcamın yolu da o şekilde açılıyor. Yani başından beri ikisi sürekli iç içeler yazım hayatları. Ve ben biliyorum sürekli tartışırlardı, konuşurlardı, birbirlerinin kitaplarını, öykülerini eleştirirlerdi. Bazen anlaşamazlardı çünkü çok farklı edebi zevkleri de olan, farklı türleri de olan iki yazar. Ama yani yaşamlarının sonuna kadar da bu etkileşim devam etti. Ve metinlerinde de bu etkileşimin izlerini sürmek mümkün. Yani zaman zaman birinin romanında öteki roman kahramanı oluyor. Birinin öyküsünde öbürü öykü kahramanı oluyor. Ailenin diğer fertleri de aslında işin içine giriyor. Çünkü ikisi de daha çok yaşanmışlıktan yola çıkarak bunu kurgulayarak eser vermiş iki yazar. Ama dışarıdan bakınca bunun farkında değiliz. Yani şimdiye kadar ben öyle bir metin okuduğumu hatırlamıyorum. Vüsat O. Bener'in şu öyküsündeki Sinan aslında Erhan Bener'dir veya Yiğit Bener'dir vesaire gibi bir çalışma ben hatırlamıyorum. Reyhan Tutumlu'nun doktora... Bu bilgiler sizde var tabii ki. Şurada Reyhan Tutumlu'nun doktora tezinde de var bu bilgiler. Ve o metiste yayınlandı, kitap olarak da yayınlandı. Ama o da dikkat çekmedi yeterince cevapta. Evet. Bu bağlantılar üzerinde durulmadığı için. O etkileşim başından beri var. O kadar ki niye bu ortak kitabın adını Buzul Çağı'nın Yalnızları koyduk söyleşinin adını? Çünkü babamın Yalnızlar romanı, ki onun ilki 1956'da Gordium adı altında yayınlanmıştı. 1. cildi çıkmış, 2. cildini matbaası bastığı için yayınlanamamış. Pardon, 1956'da. Sonra 1976'da babam romanı tekrar baştan yazıyor ve Yalnızlar adıyla yayınlıyor. O romanda anlatılan hikaye amcamın işte Edremit, Ayvalık'da çalıştığı dönemde başından geçmiş bir hikayeyi de içeriyor. Aynı hikayeyi amcam Buzul Çağının Virüsü adlı romanında, 1984'te yayınlanan romanda aynı hikaye o da yazıyor. Ama o kadar farklı bir dil ve üslupla yazıyor ki her ikisi de. Bu iki roman ortada olduğu halde, ki Yalnızlar babamın en beğenilen romanlarından biri. Evet, işte Fethi Naci Türk Edebiyatı'nın ilk 20 romanından biridir demiş. Buzul Çağının Virüsü keza çok dikkat çeken bir roman. Amcamın en başyapıtı olarak da görenler oldu. Bu iki metnin aynı hikayeyi anlattığını kimse anlamamış. İşte Feridun'la Birsen benim bunu söylemem üzerine dönüp iki romanı bir daha okudular ve onun üzerine o makaleleri yazdılar. Ama kimse bununla ilgilenmemiş. Oysa garip hakikaten. Hikayeler de iç içe geçiyor. Roman kahramanı olarak birbirlerinin metinlerinde gezilmelerin ötesinde böyle bir tarafı da var. Bu da bana hep tuhaf geldi. Yani edebiyat sever bir ülkede bu konuda onlarca akademik tez yazılırdı. Yüzlerce makale yazılırdı. Şu açıdan bu açıdan irdelenirdi. Bizde bu merak pek yok ne yazık ki. Maalesef hakikaten. Peki şimdi Raşit Bener'le zinciri başlatmış oluyoruz. Peki şeyi biliyor muyuz? Erhan Bener veya Vüsat O. Bener çocukluklarında işte babamızın şöyle bir romanı vardı. Biz onu okumuştuk, okumamıştık. Haberimiz var, yok. Böyle bir şey. Yani ailenin içerisinde bu bilgi dedemizin romanı var diye geziyor ama bir kitap olarak, çok ötesi madde olarak yok galiba. Çünkü hiçbiri kitabı okumamış. Halam da okumamıştı. Muhtemelen babaannem de okumamıştır. Çünkü roman 1913'te yayınlanmış. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Dedem 4 yıl boyunca cephede, Çanakkale'de özellikle savaşta. İşte İstiklal Madalyası kazanıyor hatta. Ondan sonra Milli Mücadele'ye katılıyor. Sonra tekrar askere alınıyor. İşte Samsun cephesinde gene askere alınıyor. Yani 8 seneye yakın savaşta geçiyor. Kitap da kayboluyor muhtemelen. Onda da yok. Çünkü ailede hiç yok. Tek nüshası yok kitabın. Dolayısıyla o bir söylence olarak kalmış. Babamla amcam edebiyatla ilgilerinden bahsederken daha çok babaannemin rolü üzerinde dururlar. Çünkü babaannem Mediha Bener de Merzifonlu, Merzifon kadısının kızı ama kadı o tarihte, yani Osmanlı döneminde daha, kızını Merzifon'daki Sörler Okulu'na yolluyor. Fransız Sörler'in okuluna yolluyor. Ermeni cemaati çok kalabalık o dönem, 1915 öncesi. Ve Fransızca öğreniyor babaannem. İşte piyano çalıyor, Fransız edebiyatını okuyor. Oradaki tedrisat farklı tabii. Ve çocuklarına Fransızca zevkini aşılayan ve Fransız ve Batı romanını okuma zevkini aşılayan babaannem aslında. Dolayısıyla babaannemden hem amcam hem babam çok faydalanmışlar. Dedem de öğretmen ama tabii şöyle bir değişik bir insan, asi karakterli, ailenin ilk asi karakteri ondan geliyor. Bir kere zaten Milli Mücadele döneminde işte terhis olduktan sonra İstanbul'a gidiyor. İşgal altındaki İstanbul'da yaşamak istemiyor. Atlıyor Ankara'ya geliyor ve bakanlığa başvuruyor. Ben de işte bir hizmette bulunayım. Türkiye'nin ilk fen doktorlarından aynı zamanda doktora yapmış. Sonradan da bir Fransızca, Türkçe fen sözlüğü hazırlamış babaannemle birlikte. 58'e yayınlanmıştı daha sonra. Şimdi dedem gidiyor ve işte başvuruyor Milli Eğitim Bakanlığı'na. İşte o zaman da Milli Eğitim Bakanı da bakıyor Rıza Nur, Doktor Raşit Bener diye geçince hekim zannediyor. Evet. Ve ona torpille iyi bir yere atama yapıyor. Sonra öğreniyor ki o tarihte tıp fakültesinden öyle bir insan mezun olmamış. Çağırıyor bakanlığa. Sen diyor sahtekarsın diyor. Doktor değilsin diyor. Sensin sahtekar diyor. Olur mu öyle şey? İyi araştırmamış. Şey yapıyor. İşte diyor ben diyor böyle sahtekarları tanımam. Ben de diyor doktorların sadece tıp doktoru olduğunu zanneden cahil bir bakanı tanımam. Sen bana nasıl ödersin? Ben vekilim diyor. Ben de asilim o zaman diyor ve kapışıyorlar. Rivayete göre, babamın bir söyleşini anlattığına göre dedem sandalyeyi kapıp bakanın kafasına geçiriyor. Tabii iş büyüyor. Sonra bakıyorlar ki aslında dedem haklı ama bir yandan da bakana tabii biraz hırpalayınca onu Merzifon'a yolluyorlar. Oradaki yabancı okulları kapatma göreviyle ve babaannemle orada tanışıyor. Babaannemin okulunu kapatarak tanışıyor bir bakıma. Ama tabii sürekli aside olduğu için gittiği hiçbir yerde dikiş tutturamıyor. Sürekli idareyle çekişiyor. Çok sevilen bir öğretmen bir yandan da. Ama işte 2-3 yılda bir bütün Anadolu kentlerini, işte Erzincan'ı, Bursa'yı, Bolu'yu, her tarafı dolaşmış. Sabit görev vermiyorlar hiçbir zaman. Yoksul da bir öğretmen, öyle bir şey de yok, maddi imkanları da sınırlı. O yüzden aile sürekli kopuk yaşıyor. Çünkü işte amcam genç yaşta yatılı okula yolluyor. Gittikleri yerde bazen lise olmuyor. Bu sefer işte babam başka yere gidiyor. Sonra amcamın yanına Edremit'e yolluyorlar. İşte sonra tekrar aile buluşuyor. Dedemle çocukları tam anlamıyla oğulları birlikte büyüyememişler. Dolayısıyla dedem de herhalde çocukları büyüyünceye kadar onlara bahsetmemiş bu romandan. Zaten başka dertleri var. Ve o bir söylence olarak kalmış. İkisi de okumamışlar. Bilmiyorlar babasının ne yazdığını. Muhtemelen dedem iki oğlunun da biraz daha büyümesini bekledi bahsetmek için. Ama onlarla yeniden buluştuğunda biri öyküleriyle adını duyurmuş, öbürü ilk romanlarıyla dikkat çekmiş, kendi boyunu aşmış iki yazar. Tabii. Herhalde anlatamadı. Bir sebebi daha var, ben romanı okuyunca anladım. Roman çok naif bir aşk hikayesini anlatıyor. Ama tabii babaannemle ilgili değil. Ondan önceki zamandan kalma. Onu da anılarında bu yine kitapta yer alan Velvele-i Hayat. Halam Bilge Bölükbaşı'nın sunumu ve düzenlemesiyle gençlik anıları var orada. Orada 1907 yılında Halep'teyken işte bir kızı görüyor pencerede, işte müzik sesi duyuyor, ona aşık oluyor. Ama tabii peşinden gidiyor ama onun da rahatsız olmaması için izlediğini fark edilmesini istemiyor. Böyle umutsuz bir aşk. Oradan esinlenerek yazmış romanını. Dolayısıyla biraz da mahcup olmuş herhalde çocuklarına böyle bir umutsuz aşk hikayesi anlatmaktan da bahsetmek istememiş anladığım kadarıyla. Bir de kadın kadarıyla. İsmiyle yayınlanmış, kendi ismiyle de yayınlanmış de falan. Hadi geçelim o konuyu demiş belli ki. Bir de edebiyat belli ki dedem için bir yara. Çünkü sürdürememiş. Evet. Ama mesela döneminde bütün gittiği yerlerde, yerel gazetelerde yazılar yazmış. Tam bir Cumhuriyet aydını. Meydanlarda konuşma yaparken fotoğrafları var. O kitaplarda da görmüşsünüzdür. Elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Öyküleri olduğunu öğrendik sonra. Kayseri Lisesi'ndeki sicilinde yazıyor. 2 öykü kitabı olduğu, bir de tiyatro oyunu olduğu yazıyor. Ama onlar da yok ortada. Belki Saadet bulur belki yine, hiç belli olmaz. Bir de aynı zamanda Kadınlar Dünyası dergisinde de kadın haklarını savunan yazılar yazıyor. Ve yine takma isimle, yine kadın ismiyle. Ve çok erken bir dönem mi? Hakikaten çok erken. Yani... Şimdi bu Ümid-i Afil'in girişinde, şimdi kadın ağzıyla anlatılıyor roman. O bile başlı başına ilginç. Kadın abisinin umutsuz aşk hikayesini anlatıyor ve abisinin ağzından öyle laflar ediliyor ki yani erilliği yerden yere vuran, işte ben bir Türk ve Müslüman erkeği olmaktan utanıyorum. Biz erkekler işte hödüyüz, kadınlara neler yapıyoruz. Kadınlar siz çalışın, güçlü olun. Bayağı bize, ilk feminist erkek yazar denebilir. Yani bir ön feminist diyebileceğimiz bir bilinçle yazılmış bir metin. Çok ilginç, çok da gurur duydum açıkçası dedemle o metni okuyunca. Ama bunu babamla amcam okuyamadan öldüler. Halam 84 yaşında okuyabildi babasının romanını. Ben de 64 yaşında dedemin 22 yaşındaki zihniyle karşılaştım. Çünkü o romanı yazdığında 22 yaşındaymış. Tabii. Çok tekinsiz bir deneydi açıkçası. Çok enteresan hakikaten. Peki şimdi Raşit Bener tamam evet kitaplar yazmış ama aile bunu bilmiyor. Şimdi Erhan Bener, Vüsat O. Bener'le birlikte büyüyorsunuz. Yani Bener'lerin şu anda yaşayan en genç üyesi olarak sizi takdim ettik ama... Yazarlar hani, içinde. Dördüncü kuşak evet. Da var neyse. Yani sizden sonra gelen bir yazar nesli yani. Var mı bilmiyorum ama... böyle bir ortam içerisinde bir büyümek nasıl bir deneyimdi sizin için? Nasıl bir deneyimdi? Nasıl bir aile ortamından bahsediyoruz? Çünkü şöyle bir durum var. Hani az önce de aslında bir tür üzerinden geçmiştiniz. Yani Erhan Bener'in kitapları ve üslubu, Vüsat O. Bener'in kitabı ve üslubu edebiyat açısından baktığımızda çok birbirinden farklı iki yazar. Zaten orijinallikleri de bundan kaynaklanıyor. Bazıları Vüsat Bey'i daha çok sever, bazıları Erhan Bey'i daha çok sever ama neticede iki kardeş kalem bunlar. Ama şimdi kalemlerindeki bu uzaklık nedeniyle bildiğim kadarıyla şimdiye kadar zaten iki farklı bambaşka sanki hiç birbiriyle tanışmıyor. Farklı gezegenlerden gelmiş. Farklı gezegenlerden gelmiş iki yazardan bahsediyoruz gibi. Ama sizin bu çalışmalarınızı ve özellikle şu yazın ağacını göstermek istiyorum. Yiğit Bener'in hazırladığı bütün Bener ailesinin arşiv malzemesinden de faydalanarak hazırlanılmış bir toplam söz konusu. Burada anlıyoruz ki bayağı can ciğer, normal olarak iki kardeş hayatından bahsediyoruz. Siz de o ortamda büyüyen yeğensiniz. Evet. Şöyle de söyleyeyim, hatta ikonografya çok önemli. Ben o yüzden o ailenin tüm üyelerinin yaşam öyküsünü bir belgeleştirirken fotoğraflar da olsun istedim. Çünkü şimdi yazarlara fotoğrafları bilirsiniz. Çoğu zaman böyle son derece ciddi, asık suratlı insanlar olarak çıkarlar. Fotoğraflar poz öne çeker, poz vermelerini isterler. Amcamın özellikle bir de o işte ölümü bekleyen karanlık yazar imajı olduğu için hep böyle bakıyorum fotoğrafları, son derece ciddi, karanlık. Halbuki amcam benim dünyada tanıdığım en matrak insandır. Evet yani, buradaki bütün fotoğraflarda ağzı kullandı. Müthiş bir irodisi yani, olan. Bener'i hiç böyle görmedik. Tabii canım, yani amcam sürekli, biz amcamla çok güzel birlikte dalga geçerdik, eğlenirdik. Ve iki kardeşim bağı da o fotoğraflara bakınca çok net görülüyor. Çocukluktan ölüm döşeğine gelinceye kadar, ileri yaşlarına kadar sürekli kol kola sarmaş dolaş fotoğrafları var. Yani birbirini çok seven, tutkuyla bağlı iki kardeş. Arada kavga ederler, o tutku tabii tersini de getirir zaman zaman. Ama sarsılmaz bir bağları oldu daima. Şimdi o ortamda büyümek'nin iki boyutu var. Şimdi mesela halamdan pek bahsetmedik. Halam da o ortamda büyüyor ama halam mesela iki abisinden uzun yıllar ayrı yaşıyor. Çünkü aralarında yaş farkı daha büyük. İki abi ayrıldıktan sonra anne babayla yaşamaya devam ediyor. Ama tabii iki abi yazar olarak ortaya çıkınca onların da çok güçlü hem kişilikleri var hem çok dominant tabii. Klasik erkek egemen bir aile söz konusu her şeye rağmen. Ve orada halam da edebiyata meraklı olduğu halde dramaturg olarak çalışıyor, radyo oyunları yazıyor, oyunlar adapte ediyor. Kendi yazısını ortaya çıkartmaya çok cesaret edemiyor o ortamda. 60'ını geçtikten sonra 70'ine merdiven dayamışken yayınlıyor ilk romanını. Şimdi benim durumumda da benim bir de ek bir faktörüm var yabancılaştıran. Babam benim çocukluk döneminde iki kez yurt dışında görev yaptı. Yani bir kez 3 yıl üst üste, sonra 3 yıl Türkiye'ye döndük. Fransa'da görev yaptı. Türkiye'ye döndük. Sonra tekrar 4 yıl Paris'e tayin oldu. Dolayısıyla ben ilkokulun ilk 2 senesini ve bütün ortaokulu Fransa'da okudum. Yani okuma yazmayı önce Fransızca öğrendim. Ondan sonra Türkçe öğrendim. Dolayısıyla dönemine göre Fransızcam baskın çıkıyordu. Sonra Türkiye'ye dönünce Türkçe tekrar baskın oluyordu. Ve ben tabii bir de Fransa'da tedrisat farklı. Yani edebiyatı ve dünya edebiyatını daha farklı anlatıyorlar bizdekine göre. Türkiye'ye dönünce o failatın ve failinden epey soğumuştum. Liseyi bitirdiğim gün okulun bahçesinde edebiyat kitabımı yırttım ve yaktım protesto olarak. Düşünün, edebiyatçı çocuğu ve sonranın edebiyatçısı olarak o kadar kötü bizdeki edebiyat eğitimi. Fransa'da şimdi tabii bütün klasikleri, şunları bunları okuduğumuz için, ama hepsini Fransızca okudum. Orijinallerinden. Orijinallerinden. Bir de babamın kütüphanesinde yarısından fazlası Fransızcaydı. Çünkü babam da dünya edebiyatını Fransızca çevirilerinden okumuş daha çok. Ben de tabii onlara dadandım. Türk edebiyatı damarım biraz zayıftı. Bir de şimdi babam özellikle yazdıklarını benim de okumamı çok istiyordu. Ve 13-14 yaşına geldiğim andan itibaren o baskıyı hep üstümde hissettim. Okuyayım ve yorumlayayım istiyor. Ama o dönem Fransa'dayız yine. Türkçem babam kitaplarını okumaya yetmiyordum. İşte evet. Kedi ve Ölüm'ü aldım eline. Daha ilk cümlelerden baktım. Bu aşıyor beni. Anlamadığım bir sürü kelime var. Cümle yapıları bana yabancı geliyor. Ama babam da çok istiyor okumamı. Allah'tan o roman Fransızca'ya çevrilmişti. Babama çaktırmadan Fransızcasını okudum. Ve Fransızcası üzerinden yorum yaptı. Ve bunu hiçbir zaman bilmedi babam. Türkçesini çok sonra okudum. Dolayısıyla o da bir farklılık. Yani bir entelektüel ortamda yaşamak tabii ki sizi iyi bir okur olmaya, entelektüel konuları, felsefi konuları, edebiyatı merak etmeye sevk ediyor. Babam da amcam gelirdi, saatlerce tartışırlardı, konuşurlardı. İkisi de klasik müzik tutkunu. Babam işte yurt dışından plaklar getirir, hemen amcam ertesi gün gelir, kapanırlar, saatlerce klasik müzik dinlerler. Bu çok hoş da bunu bir de küçük çocuğun gözünden bakın. Tabii, son derece kabus. Tabii. Kabus, bir de ışığı da kapatırlar, karanlıkta dinlerler. Ben böyle amcamla oyun oynayayım istiyorum, onlar müzik dinliyor. Babam adamcağız bir yandan Maliye Bakanlığı'nda çalışıyor, üst düzey görevleri de var ki 10 sene ara verdi yazıya o yüzden. Amcam da aynı şekilde, o da karayollarında avukat olarak çalışıyordu. Doğru. Sonra sendikada. O da 20 yıl ara verdi yazmaya. Çünkü geçim sağlamak için çalışmak zorundalar. Ama babam yazarken ne yapıyordu? İşten dönüyordu. Akşam kapanıp yazmaya başlıyordu. Ben babamla temas kuramıyordum. Evde baba yok aslında. Salona geçmem yasaktı. Annem koruyordu orayı, babamı rahatsız etmeyeyim diye. Yani yazı benim için bir kabustu. Çocuklar için yazar anne baba bir felakettir. Şimdi ressam ya da müzisyen olunca öyle değil. Resimlere siz de bakabilirsiniz, öykünüp resim yaparsınız, işte şarkı söylersiniz, müzik aleti çalabilirsiniz. Ama bir metni, edebi metni anlamak için belli bir yaşa gelmek lazım. Yazmak için keza gene öyle. O yüzden okumak evet, kültüre açık olmak evet ama yazmaya kalkmak çok itici geliyordu. Bir de işte babam ve amcam ikisi de hani kültürleriyle, edebi donanımlarıyla aşılmaz birer çıta. Yani şimdi yazacağım da nasıl şimdi yazacağımı onlara okutacağım. Nasıl beğendireceğim? Yani mümkün değil. Cüret etmek mümkün değildi. O yüzden tamamen farklı bir alana yöneldim. Kendi yolumu bulmak için tıp okudum. Yani tıp da hiç olmazsa söyleyecek lafları yok zannettim. Halbuki o kuşağın insanları öyle değil. Tıp 5. sınıftayım. Bir hastalıktan bahsediyoruz. İşte bunun ilacı şudur budur. Babam dedi ki yok dedi. Doktorlar anlamaz dedi. Onun esas ilacı budur dedi. Baba dedim yani 5 yıl boşuna okudum o zaman. Dolayısıyla o altında ezilmemek için kız kardeşim de matematikçi oldu. O da tamamen sosyal bilimlerin dışına, edebiyatın dışına bir alana geçti. Ve eğer tıp fakültesini bitirip doktor olsaydı muhtemelen yazmazdım ya da çok ileri yaşlarda işte anılarımı yazardım falan. Belki falan. Ama ne zaman ki işte 12 Eylül darbesi oldu. Ben tıp son sınıftayken işte tutuklama kararı çıktı hakkımda şu bu ve 10 sene yurt dışında kaldım. Tıp eğitimimi tamamlayamadım. O zaman zaten okuma merakı da vardı. İşte babamla işte ancak yazışarak, mektupla temas kurabiliyorduk. Onun kitaplarını tekrar okumaya başladım. Onlar hakkında yorumlar yazmaya başladım. Babamın Böcek romanı yeni çıkmıştı. Onu çok beğendim. Çok etkiledi beni o roman. Hala en sevdiğim romanıdır aslında. Onu Fransızca'ya çevirdim. Yani ilk yaptığım iş çok ödipal. Babanın romanını baba diline, ana diline değil baba diline çevirme. Öyle öyle edebiyata ısınmaya başladım. Babam da ilk yazdığım onun kitaplar hakkındaki yorumları çok beğeniyordu. İşte arka kapak yazısı olarak oradan pasaj alıyordu. Hatta birini ön söz olarak koydu. O da çok yüreklendirdi. Bir de tabii siyasi militanlık da var. İşte onların gene ikisi de solcu, ikisi de 51 tevkifatında 3'er ay hapsi yatmışlar ama doğrudan militanlık yapmamışlar. İşte Marksizm konusunda öyle çok yetkin değiller. Ben tabii hemen o alana da daldım belki. Amcam da benim düşüncelerime değer veriyordu. Onu hissediyordum sohbetlerimizde. Bu da beni yüreklendiren bir şeydi. Ama yazmaya ancak 40 yaşına doğru cesaret edebildim açıkçası. Ve dediğiniz gibi şimdi vereceğim ikisi de okuyacak ama biri beğenir öbürü beğenmeyebilir. Tabii, yani zevkleri de farklı biliyorum. Bir de çok sivriler edebiyat konusunda. Kırmızı kalemleriyle en ufak hatayı affetmezler. Zorlu bir süreçti. Birkaç seneye yayıldı ilk romanı yazmam zaten. Babam önce veriyordu bir iki okuyordu. İyi niyetli bir eleştiri yapsa bile benim hemen bütün özgüvenim sıfırlanıyordu. Tabii, atıyordum elimden ben yapamayacağım bu işi diye. Sonra baktım olacak gibi değil. Hepsini bitirdim ondan sonra okuttum. Yani o bakımdan çok da avantaj değil aslında. O yüzden belki yazar aileleri çok fazla oluşmuyor. Evet. İşte resimde var, müzikte var, sinemada var, tiyatroda var ama edebiyatta çok az. Bu sebepten dolayı herhalde. İki baskın, iki dominant karakterden bahsediyoruz ve her ikisi de hakikaten Türkçe edebiyatın çok önemli, kıymetli, önde gelen isimlerinden saydığımız yazarlar ve onların yanında hakikaten yazar ortamında büyümek. Evet. Hani dışarıdan bakınca oh ne güzel amcan Vüsat Bener, baban Erhan Bener falan gibi geliyor ama hiç öyle değil aslında. Şöyle bir şey de anlatayım onu. Aslında bu Yazın Ağacı'ndaki şeyde de büyük oranda bunu buna şahitlik etmiş oluyoruz. Bu kitap bir tür ne diyelim ona, kısa edebiyat tarihi bile denebilir bu çalışma için. Tabii, çünkü daha işte 1890'larda başlayıp bugüne kadar gelen onların yaşamları, işte hangi kitapları ne zaman çıktı, hangi yayınlarından çıktı, o ayrıntılara da titiz bir şekilde vermeye çalıştık. Bir hata yapmışız gerçi. Kitap yayınlandıktan sonra keşfettik. Şimdi dedem Raşit Bener'in aile arşivinde siyah beyaz bir portresi var. Kübist tarzı yapılmış bir portre. Hmm. Arkasında da Eşref Üren 1934 yazıyordu. İkisi de öğretmenlik yapmış, aynı yerlerde öğretmenlik yapmışlar. Biz de öyle, o şekilde yazdık kitaba. Sonra dedemin editörü Sevengül Kasap başka bir araştırma yaparken tesadüfen bir katalogda aynı fotoğrafı renklisini buluyor. Ha. Ve orada da anlıyoruz ki Cemal Tollu 1933'te yapmış bir öğretmenin portresi başlığıyla ve İstanbul'da müze koleksiyonunda yer alıyor. Tabii çok büyük hata ama ikisi de aynı dönemde Erzincan'da hocalık yapmışlar. O dönemde yapmış. Tabii hata yapmış olduk. Onu da buradan şimdiden düzeltmiş olayım. Bir sonraki baskılarda düzelir artık. Ama öyle yani, bütün o gelişimi gözlerimde seriyor ve fotoğraflarla, dostlarıyla, tanıdıklarıyla. Tabii bir de aktarmaya çalıştık olabildiğince. Hangi dönemde kimlerle tanışmışlar, kimlerle dostluk etmişler, kimlerle ne tür, nerelerde yazmışlar, çizmişler, onları da ortaya koymaya çalıştık. O anlamda da akrabalıklar daha geniş kan bağı olmayınca, o yüzden soy ağacı gibi sevimsiz bir kelime kullanmadık, yazın ağacı demeye çalıştık. Tabii o kan bağı akrabalıklarıyla sınırlı değil. Ayrıca zaten tabii Benerler dedik ama işin ilginç tarafı, bu ailede yazarlar sadece bu beşi de değil. Çünkü o dönem soyadı kanunu yeni çıktığında dedem 4 kardeşler. 2 erkek kardeşi, bir de kız kardeş var. Ailenin büyüğü dedem. Her biri farklı yerde olduğu için soyadı kanunu çıkınca farklı soyadları seçmişler. Ha. Cemil, 4 kardeşin 4'ünde soyadı farklı. Mesela Cemil Sena küçük kardeşi Ongun. Raşit dedem Şener demek istemiş aslında ama bakmış çok Şener var. Bizimki de Bener olsun demiş. Öyle. Aslında işte Cemil Sena, onun da bir romanı olduğu biliniyor. O da eski Türkçe yazılmış bir romanı var. Doğru. Bir de çok sayıda felsefe kitabı var tabii. Ondan sonra dedemin küçük kız kardeşinin torunu Göksu Baykal, o da çok değerli bir edebiyatçımız. Evet. Yani devam ediyor aslında daha geniş, ya tuhaf bir şey. Tabii çünkü o da aslında uzaktan büyük amcalarının kitaplarını okuyarak yetişmiş. Onun da edebiyata kendi de söylüyor, yaklaşımında bu bağlarda var. Herkes de bir şekilde kendi özgün yolunu çizmiş. Peki şimdi bu kutu dışında şimdi sizin kitaplarınız yayınlanmaya devam edecek. Yani şimdilik ya da bana geldiği kadarıyla Öteki Kuruntular, Öteki Düşler ve Öteki Kabuslar yayınlanmış durumda. Öykü kitaplarım. İkisi daha önce yayınlanmıştı. Yeni kitap Öteki Kuruntular eklendi. Ve bundan sonra yenileri de romanları tamamlanacak. Yiğit Bener kitapları da tamamlanmış olacak. Raşit Bener'in tek kitabı var. Erhan Bener'in kitapları zaten yayınlanmaya devam edecek 12'si herhalde. 12'si yayınlanmıştı zaten. Zaten daha önce romanları ağırlıklı olarak. Öyküleri de Kırmızı Kedi'den çıkmıştı ama öykülerin de yeni baskıları tekrar Everest'te yapılacak. Ve diğer geri kalan 30 kitap da zaman içinde. Tabii o biraz zaman alacak hepsini toparlamak. Halamın yayınlanan romanı var. Onun bir de yayınlanmayan romanı var. Onu da halamı ikna edebilirsem üzerinden geçti, çalıştı. İlk kez yayınlanacak bir kitap daha geliyor. Şahane. O şekilde. İşte babamın romanları. Dedemin Kadınlar Dünyası'ndaki yazılarını... Keşke yani, hakikaten onlar elimizde toparlansa. O yazılar elimizde ama işte bugünün alfabesini aktarmak lazım. Hani yayınlanmaya ne derece yatkın, ona bakmak lazım. Onlara bakacağız. Cemil Sena'nın romanını gözden geçirmemiz lazım. Yani daha işimiz çok. Şahane. Bir de arşivde mektuplar var mesela. Birbirlerinin kitaplarını okuyup yorumlar yapıyorlar. Cemil Sena babamın o tarihte kadar çıkan bütün romanları üzerine daktiloyla bayağı ciddi edebi eleştiri yazısı yollamış mektup olarak babama. Onlar da çok ilginç belgeler. Çünkü sürekli bir de edebiyat tartışılan bir aile. Babaannemin mektuplarında geçiyor. İşte amcamın oyununu bekliyorlar. Hep beraber okuyorlar işte. Yani çok ilginç çapraz bağlar da var. Benim sürgündeyken babamla yazışmalarım var. Edebiyat üzerine, onun kitapları üzerine. onları da bir şekilde bu akrabalıklarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yani uzun soluklu bir proje ortaya attık. İnşallah soluğumuz yeter. Evet, bu bundan sonrasında yeni kitaplar gelmeye devam edecektir. Bu özel baskı halinde hazırlanan kutulu paket içerisinde Yazın Ağacı söz konusu, Yiğit Bener'in hazırladığı. Bahsettik, Loş Ayna ve Yabancı birlikte baskısı var. Raşit Bener'in Velveli Hayat ve Gençlik Şeyi hatıraları. Erhan Bener, Vüsat Bener, Buzul Çağı'nın Yalnızları. Erhan Bener'in Civcivler ve sizin Civciv'in torunu. O da şöyle ilginç bir hikayesi var onun. Babamın Civcivler diye bir öykü yazmıştı. Sonra öykü kitabında onu yayınladı. Ama o öyküyü okuduğumda ben anladım ki bizim aile yaşamından kalan bir olaya gönderme yapıyor. Hı. Çünkü öyküde işte kızı polis tarafından aranıyor ve baba kızın kitaplarını kurtarmak için bir kümese gömüyor. Onun etrafında dönüyor. Ben sürgündeyken de bizim evi polis bastığında babam önceden önlem alıp benim kitaplarımı yakmış. Polisin eline geçmesin diye. Evet. Sonra da çok üzülmüş, ben niye yaktım çocuğun kitaplarını diye. Onu vicdan azabıyla yazdığını düşündüm. Ben de ona nazire olarak Civciv'in torunu öyküsünü yazdım. Hiçbir kitabımı almamıştım. Çünkü babamın öyküsünden bağımsız bir değeri yoktu benim gözümde. Şimdi burada o ikisini birlikte basabildik. Şahane. O Titanik'in kaptanı da amcamın... Evet, son bir dakikamız kaldı ama hakikaten bunun hikayesi çok enteresan. Onunla kapatalım. Amcamın ölmeden önce bitiremediği bir öyküsü bu. Titanik'in kaptanı. Bana anlatmıştı, bende kaldığı sırada. Amca yaz dedim. Vüsat Obener'in daha önce yayınlanmadı. Hiçbir yerde yayınlanmamış bir öyküsü bu. Anlattı ama iki giriş yapmış. Biri yarım sayfalık, biri 1,5. Çok farklı iki giriş aynı öyküye. Ve yarım kaldı o. Hikaye bende olduğu için ben de bir kurgusal metinle amcamın hayaleti gelip ben de konuşuyor ve o metinde o öyküyü anlatıyorum. Şimdi o öykü benim öykü kitabımda yayınlandı. Çok da beğenildi. Ödül aldı o kitap. Ama kimse bunun Vüsat Obener'in son öyküsü olduğunun üzerinde durmadı. Yani sadece bir Yiğit Bener metni olarak anlatıldı. Muhtemelen sizin bir kurmacanız gibi anlaşıldı. Şimdi onun şifrelerini veren bir yeni bir ön metinle beraber o iki kitabı da, yani o metni de yayınladık. Yani o da işte yazın akrabalıkların gelişimi. Hem amcamın tamamlayamadığı son öyküsünü hem de babamın ölüm döşeğinde tasarlayıp tamamlayamadığı son öyküsünü ben yazdım onlar adına. Eyvallah, ellerinize sağlık hakikaten. Sağ olun. Bu arada yani edebiyat tarihi açısından bu varis meselesi de ayrı bir derttir genelde. Yazarların vefatından sonra aileleri sahip çıkmaz ya da fazla sahip çıkarlar vesaire. Bu açıdan bütün bu kitapların hazırlık aşaması, editoryal aşaması, araştırma, arşiv çalışmasında yakinen biliyorum ki sizin büyük emeğiniz var. Okur olarak da çok teşekkür ederiz hakikaten. Ama size. Saadet Özen'in Everest Yayınları'nı ve Everest'in çok yetkin editör ve bütün teknik çalışmaları da yapan, kitap sayfa tasarımlarını, kapaklarını yapan ekibine de kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Onların emeğiyle olmadan bu iş olmazdı. Ve bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki yıllar boyunca, yani yıllar boyunca demeyelim de 2-3 yıl içerisinde herhalde bütün külliyat tamamlanmış olacak. İnşallah. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için, geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, bu hafta editörün defterinde Yiğit Bener'le birlikteydik. Bener ailesinin şimdilik arşivden ortaya çıkan külliyatının ilk parçaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yeniden bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.